Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan Belediye Başkanı adayımız Kadir Aydar Mütüzar Hanım'ında. Hoş bulduk. Sevgiler. Hoş geldiniz. Alkışlarınızla, sürgütlerinizle, hüsnüklerinizle,
adaylarımızı, belediye başkan adaylarımız dışındaki bastırımızı, milletvekillerimiz dışındaki bastırımızı, partilerimizi rica ediyoruz efendim. Lütfen rica ediyoruz. Sizleri sahnenin alt kısmına doğru davet etmek istiyorum. Basın görüntü alacak. Bizi değerli Ceyhanlılar, Adanalılar izleyecek. Sizden ricamız lütfen basın mensupları ve başkanlarımız dışında, vekillerimiz ve başkanlarımız dışındaki dostlarımızı lütfen sahnenin altına doğru davet ediyorum. Lütfen. Kararını feshetmez Kadir Haydar, 31 Mart sabahı Kadir Haydar'a oyla, yarım kalmaz hiçbir iş, ona çıkar tüm yollar, Ceyhan'a hizmet için giriyor Kadir Haydar, yarım kalmaz hiçbir iş, ona çıkar tüm yollar. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Başkanımız Sayın Caner Haydar'a konuşması için mikrofonu veriyor. Ambulans var mı orada? Bir doktor varsa oraya alalım. Ben gideyim mi? Başkanım siz doktorsunuz. Buyurun başkanım, buyurun. Abi ambulans yok, senin arabaya araba getirelim. Yusuf, bir araba oraya, araba. Oradan araba git. Belki araba olur mu? Sen niye çıkın aşağıya? Yürü başkanı sana. Hastamız iyi şu an. Güzel kalabalıkta insanlar bazen başı dönüyor. Sıkıntı yok şu an. Teşekkür ederim. Evet. Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Ceyhan'ı seçilmiş Sayın Belediye Başkanım ve bugün bir saniye. Tamam. Ambulans geliyor yolda. Evet, yanlarında duran partilerimiz, vatandaşlarımızı ön tarafa alalım. Herkesi görelim bize, yüzde görelim yani. Tamam. Evet, başlıyoruz. Yanlardaki sizleri iki tarafı da ortalara alırsak başkanlarımız görmek istiyor.
Tamam. Çıktı başkanım, tamam mısın? Evet, başlıyoruz. Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Ceyhan'ın seçilmiş Sayın Belediye Başkanı ve bugün burada olmasa da bizleri arayıp sizlere selamlarını ileten Sayın Genel Başkan Yardımcımız Burhanettin Bulut'a ve sevgili Ceyhanlılar, basınımızın değerli emekçileri, çok kıymetli muhtarlar, kıymetli yol arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir gün. 2019 yılındaki tarihi başarıyı 31 Mart'taki belediye seçimlerinde tekrar etmek için bir aradayız. Bugün bizlerle olan ve bütün engellemelere rağmen sosyal belediyeciliğin öncüsü Adana'mızı 5 yılda ulaşımda, altyapıda değiştiren, Adana'mızı 3. sayfa haberlerinden yaptığı kültür ve sanat organizasyonları ile festivaller şehrine dönüştüren, Adana'mıza yeni bulvarlar, alt geçitler ve köprüler yapan ama tarihi başarısı olarak gördüğümüz köprüyü Adana halkı ile gönülden gönüle kuran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Kara. Ve 25 yıl sonra Ceyhan'ımıza zafer bayrağını diken, Ceyhan'ın çevresini değiştirmek için metruk binaları yıkan, yerine kent meydanları yapan, kreşler açan, öğrencilerimize burs veren, sosyal devletçilik anlayışını benimseyen, memleketimizi güzelleştiren, hakkı yenen ama Ceyhan hakkından vazgeçmeyen Sayın Kadir Aydar. İki başkan adayımızın tekrardan partimizin Büyükşehir adayı ve Ceyhan adayı olması vatandaşlarımız tarafından teveccüh ile karşılanmıştır. Bizler mührümüzün Ceyhan'ın her sokağında, caddesinde, mahallesinde olmaya devam etmesi için Ceyhan örgütü olarak 2019 yılında olduğu gibi ilçemizi karış karış gezip sıkmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız. Ceyhan'ımızda ve Adana'mızda sosyal belediyecilik hız kesmeden devam edecek. Daha yaşanabilir bir kent olma yolunda hepimiz taşın altına elini koymaya devam edeceğiz. Hizmet etmeyi iyi bilen, kapsayıcı, kimseyi dışarıda bırakmayan, hizmet odaklı ve en önemlisi Adana ve Ceyhan'da halkımızın gönlüne giren iki belediye başkan adayımız ile yola çıkıyoruz. Bizler ilçe örgütü olarak İl Başkanlığımızın önderliğinde saha çalışmalarında başarmayı ilke edinmiş, bu anlamda çok çalışkan ve kazanmayı isteyen kuvvetli bir il yönetimi ve ilçe örgütüyüz. Sözlerimi çok da uzatmak istemiyorum. İki başkanlarımız, Sayın Milletvekilimiz, İl Başkanımız buradayken. Son söz, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak 31 Mart 2024 belediye seçimlerinde Büyük Ceyhan İttifakı'nı tüm vatandaşlarımızla birlikte parti ayırmaksızın Ceyhan'ımıza sahip çıkmaya beraber yol yürümeye davet ediyorum. Adana'da bizim Ceyhan'la bizim. Sayın Başkanım Doktor Ali Tanrıoğlu'nu Türkiye'ye davet ediyorum. Bu aşk bitmez diyen, bu şarkı burada bitmeyecek diyen, 2019'da seçtiği Ceyhan Belediye Başkanı'na ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'na her zaman sahip çıkan Ceyhanlılar, merhaba! Cumhuriyet Halk Partisi sizlerin sahibi.
sayesinde 2019'da yine bu ikiliyle Büyükşehir'de Zeydan Karalar'la, Ceyhan'da Kadir Aydar'la bir seçim başarısı yaşadı. Bunun bütün yükü sizlerin omuzundaydı. Şimdi tekrar bir yola çıkıyoruz. Destanımızı tekrar etmeye, daha da büyütmeye, daha da geliştirmeye geliyoruz. Bu yolda canla başla çalışmaya hep beraber hazır mısınız? Evet. Değerli muhtarlarım, bir yılda Kadir Başkan'ın, 5 yılda Zeydan Başkan'ın yaptığı hizmetleri 1-5 yıl daha görmeye hazır mısınız muhtarlarım? Atatürk'ün partisinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediyecilik halkçı belediyeciliktir. Rantçıların, birkaç müteahhitin para kazandığı bir belediyecilik yerine yoksulun, vatandaşın, köylünün, beyaz yakalının, mavi yakalının belediyeciliğini yaptılar. Bir kez daha bu belediyeciliği yapmak üzere geliyorlar. Şimdi Ceyhan ilçe başkanımıza verdiğiniz sözü bir de bana verin. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün vatandaşlarımıza sözü verelim. 31 Mart'a hazır mısınız arkadaşlar? 31 Mart'a kadar durmamaya hazır mısınız? Hayırlı uğurlu olsun, yolumuz açık olsun. Zaferler bizim olsun. Sayın Milletvekili Bayram Kutlu'dan buraya davet ediyorum. Çok kıymetli Ceyhan hemşehrilerim, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün burada inanmış bir Ceyhanlı görüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hem Kadir Aydar'ı hem de Zeydan Karalar'ı tekrar 31 Mart'ta belediye başkanı göreceğiz inşallah. Burada inanmış bir Ceyhan halkı var. Ceyhan da bizimdir, Büyükşehir de bizimdir ve evelallah sizlerin sayesinde tekrar bizim kalacak. Doğru mu arkadaşlar? İnanıyor musunuz? Hatırlıyorsanız bundan 5 yıl önce bir seçilmiş bir belediye başkanımız vardı. Ceyhanlı halkın iradesiyle bir seçilmiş belediye başkanımız vardı. O da Kadir Aydar'dı. Aradan 1 yıl geçti. Maalesef Ceyhanlı halkın iradesine YSK tarafından hukuk olmayan siyasi bir kararla ipotek konuldu. İşte bugün o ipoteğin tekrar kaldırılması. Bugün yarım kalan işlerin, hizmetlerin devamı olan bir gündür. Bu nedenle 31 Mart'ta Ceyhan'a yapılacak çok iş var. Başta amiral gemimiz olan, onun komutanı olan Zeydan Karalar'ın başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanlığında ve de Kadir Aydar'ın genç dinamik belediye başkanımızın söz verdiği bıraktığı yerden hep birlikte uyum içerisinde Adana'nın en önemli ilçesi Ceyhan'a çok büyük bir emek, çok büyük bir hizmet sunacaklar. Buna benim asla bir şüphem yok. Çünkü bizim belediyelerimiz sosyal belediyeciliği en iyi yapan belediyeler. Gerçekten biraz önce il başkanım söyledi. Bizim belediyelerimiz halkın geleceğini düşünen belediyelerdir. Bir avuç yandaşın, rantiyecinin geleceğini düşünmezler. Onlar eğer halk mutlu, memnunsa onlar da başını yastığa rahatça koyabilirler. Onların derdi Ceyhanlı'nın sorunudur. Onların derdi Adanalı'nın sorunudur. Bunu da en iyi başarıp gidecek kadroya sahibiz değerli arkadaşlar. Ben tekrar her iki belediye başkanımın sizlere daha iyi hizmet vereceğine adım gibi eminim. Bir sözle ben alayım değerli arkadaşlar. 31 Mart'ta Adana'da başta Ceyhan ve Büyükşehir olmak üzere ve ayrıca 4 ilçe belediye, 1 büyükşehir belediye başkanlığımız vardı. Bu sayıyı da artırmaya hep beraber var mıyız arkadaşlar? Söz mü? Peki. Hayırlı uğurlu olsun. Yolumuz açık olsun. Yolumuz
hayırlar olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ceyhan'ın umudu, Ceyhan'ın derbanı, herkesin başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi, Ceyhan Belediye Başkanı adayımız, Sayın Kadir Haydar! Alkış, alkış, sanatları yolu! Güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar körpe dallarımıza ve bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte. Yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte. Yine terişteyiz. Sevgili Ceyhan, işte yine karşınızdayız. Zeydan Başkanım ve ben daha güçlü, daha inançlı, daha kararlı bir şekilde İşte yine huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, umut verdiniz, sefalar getirdiniz. Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekilim, Osmaniye İl Başkanım, İl ve İlçe Başkanlarım, İl ve İlçe Yöneticilerimiz, Kadın ve Gençlik Kollarımız, Aday Adaylarımız, kıymetli misafirler, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Ara yollar, kenar mahalleler, gidilmeyen arka sokaklar, çalınmayan demir kapılar. Hoş geldiniz. Hurdacılar, çağcılar, çöpçüler, arkasız memurlar, çiftçiler, emekçiler, sırtlarında medeniyetler yükselen nasırlı ve onurlu eller. Sizler de hoş geldiniz. Hoş geldin Ahmet amca. Ayşe teyze hoş geldin. Annelerim, abilerim, kardeşlerim, sizler de hoş geldiniz. Biliyorsunuz uçurumlar, dikenli yollar, sarp kayalıklar, ayak oyunları, tezgahlar, kumpaslar aşıp geldik. Bizlere inandınız, kucak açtınız, bizleri bağrında bastınız. İyi ki vardınız. Şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum ki bugüne dek sizin başınıza öne indirecek herhangi bir sözüm, davranışım ve eylemim olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü güven ve emeğin, inanç ve azmin ne denli yüksek değerler olduğunun bilincinde sorumluluğumun farkındayım. Seni çok seviyoruz başkanım. Yolun açık olsun. Evet, yolun açık olsun. Ben de sizi seviyorum. Bir hayalim var. Bir hikayem var benim. Yarım bırakılan, yarım kalan bir hikaye bu. Ceyhan'ın yarım kalan hikayesi bu. Ceyhan'ın yargısını kökten değiştirme hikayesi bu. Çağdaş bir kent inşa etme hikayesi bu. Yolları, parkları, Ceyhan'ımızın tüm sorunları, üretim ve istihdam sorunu çözülmüş, sanat, bilim ve akılla yoğrulmuş bir çift mavi gözün ışığında parmakla gösterilen bir kent yükselecek bu bereketli topraklarda. Şimdi güneş senin üzerine doğacak Ceyhan. Yarınlar senin olacak. Sevgili Ceyhan, beni mağdur ettiğini sananlar asıl Ceyhan'ı mağdur ettiler. Sizleri mağdur ettiler. Hizmetlerimiz yarım kaldı. Sizler de biliyorsunuz ki söz konusu Ceyhan olunca Zeydan Başkanımızla aramızda müthiş bir enerji, uyum ve çekim var. Ceyhan'da 20 yıldır yapılamayanı 11 ayda
el ele, kol kola, yürek yüreğe, omuz omuza yaptık. Sizlerle yaptık, birlikte yaptık. Şimdi yine yapacağız. Abi kardeş yapacağız. Adana Belediyesi, Ceyhan Belediyesi birlikte yapacağız. Yeni projeleri, yeni insanlar kazandıracağız. Şimdi yeniden başlıyoruz. Yeniden kolları sıvacağız. Yeniden Ceyhan'a hak ettiği yere getirme çabası vereceğiz. Ve en önemlisi, yarım kalan hikayemizi bitirecek yeni hikayeler yazacağız. Ceyhan'ı imar edeceğiz. Yolları, parkları, bahçeleri, sokaklara, meydanları bizi bekler. Sevgili Ceyhan, ben bu işe baş koydum. 30 yaşında bir genç olarak geleceğimle, ömrümle yüzleştim. Kolay bir mutluluk ve saadet yerine insanı yücelten ve yükselten ızdıraplı ama onurlu bir yaşamı rehber edindim. Ben bu ülkenin bu toprakların çocuğu. Neden ödemekten çekilen bir insan değilim. Ama bıraksınlar, engel olmasınlar, değiştiremez denen bu yazmayı değiştirelim. Ceyhan'ı daha ileriye taşıyalım. Mutlu insanların kenti olsun Ceyhan. Gülen insanların şehri olsun. Kadınların, gençlerin, yaşların, çocukların şehri olsun. Sanatın, festivallerin şehri olsun. İşte o yüzden elinizi Ceyhan'ın üzerinden çekin. Yetsin artık. Ceyhan'a güneş doğsun. Bir değil, binlerce kadir sizlere feda olsun. Ama illa ben çıkarıma bakarım. Çıkarım için karşıma çıkan herkese ayak oyunu ve tezgah kurarım diyorsanız başaramayacaksınız. Engel olacağız sizlere. Bu yola baş koymuş, ömür vermişiz. Hapislerle, cezalarla, soruşturmalarla, ısmarlama gazetabeleriyle, iftira, yalan dolu, sahte sosyal medya hesapları ile paranın esiri olmuş zavallı insanlar ile korkutamazsınız bizleri. Kimse bilmese de Ceyhan biliyor neyin olduğunu, kimlerin kendileri için mücadele verdiğini biliyor. Ne yaparsanız yapın, Ceyhan'ı benim yüreğimden, beni Ceyhan'ın yüreğinden atamayacaksınız. Bugün buraya Ceyhan'ımızın sorunlarına derman olmaya, Ceyhan'ın makus halini değiştirmek için bu yarışta varız, hazırız demek için toplandık. Bugün buraya yine yeniden bir hikaye yazmak için toplandık. Sadece Cumhuriyet Halk Partililerden değil, siyasi görüşü ne olursa olsun, tüm Ceyhan'daki kadınlardan, gençlerden ve büyüklerinden destek istiyorum. Bir aday adaylığı süreci yaşadık. Bu süreçte ayrı düştüğümüz kardeşlerimizi, yol arkadaşlarımızı tekrardan yanımda görmek ister, onlarla beraber yürümek istiyorum. Onların tümü benim yol arkadaşlarım, hepsi başımın tacıdır. Amacım Büyük Ceyhan İttifakı'nı kurabilmek, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin adayı olabilmektir. O yüzden biz kendimizi Ceyhan halkının kollarına bırakıyoruz. Ben ve Zeydan Başkanımız kendimizi sizlere emanet ediyoruz. Çıkacağımız bu yolda en büyük desteği sizlerden istiyorum. Buradan ilan ediyorum ki bu birlikteliğin adına Büyük Ceyhan İttifakı diyorum. Sizlerle birlikte yine yeniden 31 Mart'ta zaferle çıkacağımız bir yola giriyoruz. Sevgili Ceyhan, oturan değil çalışan bir başkan olacağım. Çalıştığım 11 aylık süre boyunca nasıl çalıştığımızı, neler yaptığımızı hepiniz gördünüz, şahit oldunuz. Gelin şimdi bir yürüyüş başlatalım. Bu yürüyüş bitmeyen bir yürüyüş olacaktır. Bu yürüyüş Ceyhan'ı hak ettiği yere gelene kadar sürecek bir yürüyüş olacaktır. Bu yürüyüş Ceyhan'ın her mahallesinin, her sokağının pırıl pırıl olması, eşit hizmet alması bir yürüyüştür. Bu yürüyüş etrafı
sanayi tesislerine dolu olmasına rağmen yeteri kadar işçi çalıştıramayan Ceyhanların yürüyüşü olacaktır. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür. Hakkımızı geri alma yürüyüşüdür. Ama şunu söylemek istiyorum ki bu yürüyüş öyle kolay bir yürüyüş değildir. Dikenlidir bizim yollarımız. Meşakkatlidir. Zordur. İnancı olmayan yürüyemez. İçinde sevgi olmayan yürüyemez. O yüzden birlikte yürünür bu yol. Beraberlikle yürünür. Sevgiyle, inançla yürünür. Ve ben bu yoldan nasıl yürünür biliyorum. Bu yoldan nasıl gidilir biliyorum. Bu yolun sonunun nereye varacağını da biliyorum. Ben Kadir Aydar, buradan sizlere sesleniyorum. Şu andan itibaren 31 Mart sabahına gidene kadar uyumak yok, yorulmak yok. Seçim kampanyamız boyunca ben size soğuk vaat ediyorum. Ben size açlık vaat ediyorum. Ben size uykusuzluk vaat ediyorum. Ben size zorla ve nitelikli yollarda gözyaşı vaat ediyorum. Ve ben size bu yolun sonunda 31 Mart'ta zafer sözü veriyorum. Zafer sizlerin olacağının sözünü veriyorum. Hikmet sözü veriyorum. Mutlu bir ceyman sözü veriyorum. O yüzden geliyoruz. Hep birlikte geliyoruz. Büyük Ceyhan İttifakı'nı kurmaya geliyoruz. Halkın iktidarını kurmaya geliyoruz. Sizlerle birlikte yeniden bir olmaya geliyoruz. Güzel Ceyhan, Can Ceyhan, ben Nisan'ı bekliyorum Nisan'ı. Nisan ayında bahar var. Sen varsın. Sen varsın. Sen var. Sen varsın. Atatürk yolu, inançlı kararlı, kesetmez Kadir Aydar. 31 Mart sabahı Kadir Aydar'a oynar, yanım kalmaz hiçbir iş, ona çıkar. Başı toroslar gibiydik, kalbi şukurlama gibi sıcak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediye Başkanımız Sayın Canan Karaman. Yumurtalık çalışmalarımız, kadın kolları başkanlarımız, çok değerli aday adaylarımız, Ceyhan'ın genç ve başarılı ilçe başkanı. Sevgili milletvekilimiz, doktor yıl başkanımız, doktorluk belediye başkan adayımız, kardeşimiz. Ve ben de acizane Zeynel Karlar. Kabul ediyorsunuz değil mi? Hangi partide böyle değerli, böyle seviyesi yüksek, böyle kaliteli, böyle halkla iç içe, böyle düzgün, böyle gece gündüz halk için çalışan bir kadro var. Söyleyin bana. Bizde var. Şimdi sevgili kardeşlerim, Ayrıca'da buradayız. Hoş geldin. Şimdi biliyorsunuz, aylardır Zeydan Karalar'ın karşısında bir aday bulmaya çalıştılar. 10 isim sordular, 10. Birine karar verdiler, sonra baktılar ki olmuyor, başka birine döndüler. Karar verdikleri adam tamam dediler, 3 gün sonra onu değiştirdiler, başka bir isim öne sürdüler. Yani Zeynel Karlar'ın karşısında adam dayanmayacak demek ki.
Adana tamam. Adana tamam. 31 Mart 2024'te Adana tamam. Şimdi görüyorum ki bu kalabalık, bu heyecan Ceyhan'da tamam. Bizi niye görüyorsunuz? Ceyhan tamam. Hadi gidelim başka yere. Konuşabilir miyiz? Peki. Hayır, başka ilçelere gideceğiz. Ablam benim. Ceyhan tamam. Başka ilçeye alalım gidelim. Evet. Şimdi kıymetli kardeşlerim. 30 yıl sonra Büyükşehir Belediyesi'ni aldık. 25 yıl sonra da Ceyhan'ı aldık. Aslında insanlar sosyal demokratların, bizlerin nasıl bir belediyecilik yapacaklarını unutmuşlardı. Onu hatırlattık. Onu hatırlatınca da sadece Ceyhan'da değil, sadece Büyükşehir'de değil, sadece bizdeki İmamoğlu, Çukurova ve Seyhan'da da değil. İnanın onun üstüne en az 5-6 ilçe daha ekleyeceğiz. Bakın, bizim el atmadığımız köy yok. El atmadığımız ilçe yok. Hizmet yaptığımız bölge yok. Tufan Bey'i baştan aşağı değiştirdik. Her tarafta sıkıntısı var ya, yaklaşık 150 milyon para harcayarak Tufan Bey'in suyunu çözdük. Ve hangi köyde ne problem varsa onu çözdük. Göreceksiniz, Tufan Beyliği'ni alacağız. Sahibeli'de arıtma açtık. Sahibeli'de mezbahane açtık. Sahibeli'de 3 köy hariç yolların tamamını yaptık. İnşallah orayı da alacağız. Bakın Peke'de arı gibi çalışan bir adayımız var. Peke'de de arıtma yapacağız. İnanın yapmadığımız yol kalmadı. Bir köy hariç bütün köylerin suyunu çözdük. Bu kuraklıkta. Ve insanlar bizim belediyecilik anlayışımızı görünce sağcı solcu, ilerici gerici, oy vermiş vermemiş fark etmeden can siperhane çalışıp oralarda ne eksik varsa çözdüğümüzü gören halk bize yöneliyor. Fethi'yi alacağız. Şimdi bunu anlatın. Bazı aklı yetmeyenler bunlar ne yaptı ki diyorlar ya. Bazıları biraz körleri gözleri görmüyor. Onların gözlerini açmak lazım. İmamoğlu, bakın arıtmayı açıyoruz. İmamoğlu'nun asbest borularını değiştirdik. Bütün su ishalatını değiştirdik. Köylerin tamamını ben asfalt gönderdim. Bizim belediye başkanımız asfalt döktü. Ben de merkezin tamamını yaptım. Yaklaşık 200 bin ton civarında asfalt göndererek orada efsane bir belediyecilik yaptım. Bakın arada iki kelime söyleyeceğim. Bana bir gün önemli bir partinin başkanı dedi ki, ya sen bu Anadağlılara, Kozanlara ne yaptın? Ne yaptım dedim. Kime sorsak Zeydan diyor. Ne kadar seni seviyorlar diyor. Vallahi herhalde benim boyuma aşık değiller. Orada yaptığım hizmetlere aşık çünkü onlar. Eksik bir şey bırakmadık ki. Dolayısıyla Karahisar'ı Karataş 84 kilometre asbestli boru değiştirdik. Bütün suyunu değiştirdik. Arıtmasını yaptık. Eksik yol kalmadı. Ara yollar dahil yaptık. Şimdi Ceyhan. Ceyhan'la birlikte başladık kardeşimle. Bir yılda neler değişti biliyor musunuz? Bir yılda onlarca yılın yapılacağı işleri yaptık. Ve burada başlatılan ama yapılamayan, yapamadıkları su ishal hattını
bütün evlerin şebekesini değiştirmek de olmak üzere tamamını değiştirdik. Öyle mi? Doğru. Biraz ızdırap çektiniz. Biraz sıkıntı çektiniz. Çünkü sokak dahil, cadde dahil tamamını kazmak zorundaydı. Çünkü siz asbestli borulardan su içiyordunuz. Kanser yapan borulardan su içiyordunuz. Her ilçe benim için önemli ama Ceyhan başka. Ceyhan başka. Bunu ben bırakamazdım. Tamamını değiştirdik. Yaklaşık bugüne kadar 250 bin ton asfalt döktük. Bugün asfaltın tonu yaklaşık 2 bin lira arkadaşlar. Sarı Mazı yolu, serbest bölge yolu, yıllardır kim dokundu ona? Hiç dokunan oldu mu? Ceyhan'la. Kim yapıyor şimdi? Bu kardeşiniz yapıyor. Bu kardeşiniz yapıyor. Peki, bugün 10 yıllardır konuşulan ve yapılamayan Kozan'ın, İmamoğlu'nun, Ceyhan Köylerinin suyunu Yedigöz'e barajından getirme işinin temelini kim attı? Ben attım. Ve söylüyorum, onu 2-2,5 yılda ancak ve ancak Buza kardeşiniz Zeydan Karalar bitirdi. Bu yasarı işler. Kolay idiyse yapsalardı. Değil mi? Şimdi merkezde 5 bulvar yapan 5 yılda tek belediye başkanıyım. 3 alt geçit yapan 3 alt geçit demeyin. Alt geçit yapan tek belediye başkanıyım. Erbeş'in altında alt geçit var, onları karayolları yaptı. Bakın kıymetli kardeşlerim, şu anda belediyenin en büyük giderlerinden birisi mazottur, birisi araç kirasıdır, işçiliğin dışında tabii, birisi de elektrik gideridir. Biz baktık ki araçlara çok kira veriyoruz. Araçları belediyene yapalım istedik. 310 büyük iş makinesi, kamyon aldık. Bakın, eğer onları almasaydık depremden dolayı makine bulamayacaktık ve ayda 60 milyon kira ödeyecektik. Ben o iş makinelerini belediyenin malı yapınca ayda 60 milyon lira daha az kira ödüyorum. Yani 720 milyon belediyenin kasasında kaldı. 110 bin otobüs aldı. 110 bin otobüs. 221 cadde ve bulvarı yeniledim Ceyhan'la dahil. Dershane açtık, evet. Öğrencilerimiz için. Bunların tamamını bir tek kuruş borçlanmadan yaptım. Bir tek kuruş. Sizin bir hemşehriniz vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımızdı. Her yıl iki kez borçlanma getirdiler. Ben de borçlanmaya onay verdim. Çünkü belediye başkanı hizmet yapmak istiyorsa yapsın, önünü açın. Bana da kızarlardı. Kardeşim, memleket bu. Memleket için iyi bir şey yapmak isteyenin önünü açacaksınız, tıkamayacaksınız dedik. Yapabilirse zaten Adana kazanacak. Yapamazsa biz geliriz. Geldik işte. Ama bakın, bizim bir özelliğimiz var. Biz parayı nasıl kullanırız onlara öğrettik. Borç arşa varmış. Arkasından 2 yıl pandemi, arkasından deprem Türkiye'yi sarstı. Biliyorsunuz değil mi? Ama buna rağmen kardeşiniz borçlanmadan bu işlerin tamamını. Yönetim budur. Yönetmek budur. Biz bütün Türkiye'ye ders verecek işler yapıyoruz, kıymetli kardeşlerim. Şimdi inşallah Ceyhan'da, Kadir kardeşimle birlikte Ceyhan'ın çehresini tam değiştireceğiz. Bir proje yaptırıyorum şu anda.
Gençler, eğlenmek için artık Adana'ya gitmeyeceksiniz. Kadınlar, tiyatro için, sinema için Adana'ya gitmeyeceksiniz. Alışveriş için de gitmeyeceksiniz. Biraz, biz çok böyle AVM'lere sıcak bakmayız ama biraz da gerekiyor. Böyle hafif AVM tarzı ama daha çok sanat içeren çok güzel bir proje hazırladık. Onu bu 5 yıl içinde yapacağız ayrıca. İnanın, inanın bu 5 yıl içerisinde Ceyhan çok farklı olacak. İnanın, bunu yapacağız. Bakın, büyük engeller, meclisin engelleri, Ankara'dan yardım görmeme, olağanüstü borç, pandemi ve depreme rağmen efsane işler yapan bu kadro, artık paranın problemi olmadığı bir belediyede, depremi ve pandeminin olmadığı bir dünyada neler neler yaparsınız. Ve diyorum ki ben, Caner söyledi ya köprü möprü falan derken, hani sizde aramızda köprü, gönül köprüsü, en önemli köprü bu. Köprü yapıyoruz. Televizyon bir gün soruyor, diyor ki ya sen çok görevlerde bulundun. En çok sevdiğin koltuk hangisi? Dedim ki ben başkanlıklar yaptım, genel müdürlük yaptım, belediye başkanlığı yaptım. Saymayayım şimdi, yarım saat sürer. Benim koltuğum, en çok beğendiğim koltuğum o kardeşlerimin gönlündeki koltuktur. Benzer bir şey söyleyeyim. Halkımızda gördüğünüz gönül köprüsünü kimse yıkamaz. Uğraşmayın. Bizim başımıza ne getirmek isterseniz isteyin, bizim kardeşlerimizin aramızda gönül köprüsü vardır. Onu asla ve asla yıkamazsınız. Ve değerli kardeşlerim, şimdi bir proje yaptırıyorum. O zaman belediyenin elektriğini de bedava veririm. Boşuna Kadir masraf etmesin. Eğer izin alabilirsek 150 megawattlık bir enerji projesi yaptırıyorum. Santral projesi. Bizim enerji sarfiyatımız 70 megawatt. 150 megawatt yapıyoruz ki yap işte devlet hiç para ödemeden 6-7 sene sonra 150 megawattlık enerji tesisi bizim olacak. O zaman 70 megawattını biz kullanacağız. 70-80 megawattını satacağız. O da yaklaşık 65-70 milyon ayda. Onu da 12 ile çarpın ne yapar? 850 milyon yılda belediyenin kasasına para kazandıracağız. Bunlar nereye gidecek? Size hizmet olacak. Şimdi bir şey söyleyeyim. Adana'nın bize güveni tam. Çok açık farkla kazanacağız seçimi. Ondan tereddütüm yok. Şimdi Ceyhan'ı da açık farkla kazanacağız. Biz buradan daha önce çıkarttığımız meclis üyelerinden daha fazla meclis üyesi çıkartmak zorundayız. Büyükşehir'e daha çok Büyükşehir meclis üyesi göndermek zorunda Ceyhan. Bu kadar şimdi düşünüyorsanız. Zaten seçeceksiniz zaten. Zaten burada çoğunluğumuz var. Ama bakın ne oluyor biliyor musunuz? Adana'da yapmayı düşündüğüm bir tek şey yapamadım. O da otogar. Biliyorsunuz. Adana'nın otogarı Adana'ya yakışmıyor. Doğru mu? Ben de biliyorum. Onu birinci sene yapamazdım. Onu ikinci sene de yapamazdık. İşte yaklaşık bir yıl önce çok güzel bir proje yaptık ve meclisin önüne getirdik. Meclis bunu reddetti biliyor musunuz? Dedim ki ya siz otogarla bizi sürekli eleştiriyordunuz. Niye bunu geçirmiyorsunuz? İşte kem, kül bir şey de diyemiyorlar tabii. Şimdi otogarı da yapsam söyleyeceklerim bir şey kalmayacak. Dediler ki ya ben bunu bir hani böyle bir konuşma yaptım. Müdürlüğüne de iade et. Biz onu halledelim dediler. 3 aydır halletmiyorlar. Bakın meclis bunun için önemli. Bütün ilçelerde
bana oy veren her kardeşim hem ilçe belediye başkanına oy vermeli, hem meclise oy vermeli ki biz arzu ettiğimiz her hizmeti zorlanmadan sizin için yapalım. Bu zannı. Bu önemli. Bu önemli. Hiç merak etme. Şimdi arkadaşlar, saat 3:30'da bitirecektik. Hemen bitiriyorum. Merak evet kardeşlerim. İki şeyde bu terörle mücadele ilgili söyleyip bitireceğim. Şimdi bundan iki hafta önce, bir hafta önce çok sayıda şehit geldi. Hepimizin yüreği sızladı. Hepimizin içi acıdı. Hepimiz çok üzüldük. Onların hepsi bizim evlatlarımız. İçimiz acıyor her şehit geldiğinde. Öyle değil mi? Şimdi ben size ve kamuoyuna soruyorum. 22 yıldır bütün gücü eline geçiren bir siyasal iktidar mı terörü engellemek için suçlu, biz mi suçluyuz? 22 aydır pençe kilit hareketini yapıp bir bölgedeki o hareketi engellemeyen iktidar mı suçlu? Yoksa ya bir dakika ne oluyor kardeşim? 22 senedir siz burayı idare ediyorsunuz. Her güç sizde. 22 aydır da bir bölgede siz hareket yapıyorsunuz. Pençe kilit hareketi. Niçin 8 şehit geliyor, 3 gün sonra bir şehit geliyor, 3 gün sonra bilmem ne geliyor. Hele gelin bize bir anlatın. Sonra birlikte ne yapacaksak yapalım. Bir bildiriye imza atmayan mı suçlu? Soruyorum size. Siz demediniz mi? Biz onların inini hapsettik, kuruttuk, ayakkabı numaralarını biliyoruz, inlerine gireriz, onları bitirdik, kuruttuk demediniz mi? Belli ki bir şey var, belli ki bir terslik var. Belli ki kurmamış ve ciddi bir tehlike. Bunu muhalefetin, ya kardeşim ne oluyor gelin birlikte bunu bir tartışalım. Ondan sonra bildiriye imza atalım deme hakkı yok mu? Bakın, bakın. Bu memlekette milliyetçilikse, milliyetçi biziz biz. Çanakkale'de bu ülkeyi savunan biziz. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yapan biziz. Bizim kadrolarımız. Kıbrıs Barış Harekatı'nı Amerika'nın engellemesine rağmen yapan yine biziz. Sen bu ülkede afyon ekemezsin dediğinde, demesine rağmen Amerika'nın bu memlekette ne ekeceğimesen karar veremezsin. Ben afyon ekerim deyip eken de bizim. Peki ne oluyor son yıllarda? Kıbrıs adalarımız teker teker işgal ediliyor değil mi? Ses var mı? Ses yok. Peki Libya'ya giden gemimizi Almanlar durduruyor, Libya'ya sokmuyorlar. Arıyorlar gemimizi. Ses var mı? Askerimize çuval geçirdiler başına. Hiç oldu mu Türkiye'de bugüne kadar? Ses var mı? Yok. İsrail'e insan yardımı gönderen bir gemimiz vardı. Benim de bir elemanımdı orada. Katledilen 6 kişi. Özür bile dilettiremediler değil mi? Mavi Marmara. Peki milliyetçi kim? Bağıra bağıra diyeceksiniz. Biz Atatürk milliyetçisiyiz. Atatürk milliyetçisi. Biz şeklen öylesine şehitler ölmez, vatan ölmez demeyiz. Biz vatanın bölmesine karşıyız. Biz Bizanti milliyiz. Biz Kuvayi milliyeciyiz. Biz layık demokratik cumhuriyetten yanayız. Biz Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet santim oynasın istemeyiz. Onun için de ömrümüzü vermeye hazır. Dolayısıyla sandığa giderken herkes dikkat etsin. Bunları söyleyenin biz
Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmayız. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Başka da bir yolumuz yoktur. En derin saygılarımla. Allah kahretsin. Hadi haydi.